MHP'den emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emekli, zam oranının 2025'te ne kadar olacağını merak ediyor. Kulislerde farklı rakamlar ve iddialar dolaşırken MHP'den hükümete refah payı teklifi geldi. MHP'li milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücret ve emekli aylığında zamlara ek refah payı getirilmesini istediklerini açıkladı milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü kulağı zam haberlerinde. 2025'te ücretler ve aylıkların ne kadar artacağı merak edilirken, yeni rakamlara ilişkin çalışmalar hız kazandı. Asgari ücrette son viraja girilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da Aralık ayının ikinci haftasında toplanması bekleniyor. Öte yandan toplantı öncesi hükümetin ittifak ortağı MHP'den ücret ve aylıklara yapılacak zamma ek refah payı teklifi geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerektiğini belirterek, ücret dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti. Geçim şartları dikkate alınsın. Kalaycı, asgari ücret tespit çalışmaları öncesinde çalışanların geçim şartlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini istedi. Kalaycı, kamu çalışanları ile emekli aylıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarının 2023 yılında aylıklarının ortalama %129, 2024 yılında %78,07 oranında yükseldiğini hatırlatan Kalaycı, toplu sözleşmeyle belirlenen artışlara 2023 ve 2024 Ocak ayında ayrıca refah payı verildiğini belirtti. Emekliye ilave refah payı. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. diyen Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü. 5510 sayılı Kanun'un 55. maddesi bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki 6 aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir. Yine burada da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz.